gelen diğer bir konuda dil okuluna geleceğim. Çalışabilir miyim? Çalışırken de okul ücretinin taksidini çıkartabilir miyim? Hani burada bir orantıyı da bir ifade etsek mi acaba arkadaşlara? Çok önemli. Hani dil okuluna para yatıracağız ama onu oradaki çalışmayla tamamlayabilir miyim? Ve her şeyden önemlisi de çalışma izinleri olacak mı? Olursa da, eğer varsa da nerelerde çalışabilirler? Aman ya. Evet, sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Dil okuluna gittiğiniz zaman arkadaşlar yasal çalışma izniniz olmuyor. Bunun çeşitli istisnaları olabilir. Hatta bir tane aslında istisnası olabiliyor. O da şu ki, eğer İngilizce seviyeniz ihtiyaca yakınsa, yani ihtiyaç duyduğunuz seviyeye yakınsa, kendi çünkü çok uzun süre gidilmiyor bu okullara, kalıcıların kendi EAP veya ESL departmanları var. Bunlar General Arts içerisinde de dahil edilebiliyor. Yani size kabul belgesi verilirken. Kalıcılar bünyesinde bir dil okuluna giderseniz, yani dil kısmına giderseniz ve oradan direkt olarak o dil kısmını bitirdikten sonra kalıcı gitmeyi hedefliyorsanız ve kalıcı da buna göre size acceptance vermişse, study permitinize girişte göçmenlik görevlisi çalışma izni, yani çalışabilir ve eğitim görebilir, işte on and off campus çalışabilir vesaire gibi ibareler ekleyebilir. O durumda çalışabilirsiniz. Ama onun haricinde özel dil okuluna gidiyorsanız çalışma izni kesinlikle verilmiyor. Hangi süreyle giderseniz gidin arkadaşlar, istiyorsanız 2 sene gidin yani, verilmiyor. Fakat hani gayrimeşru yollardan çalışabilir miyim vesaire gibi de bize çok soru geliyor. Evet. Yani hani yasal olmasa da. Türk restoranları falan oluyor, evet. Oraya gireyim. Türk bir, marketi, Türk evet. Restoranları veya işte başka bir yerdeki restoranlardan çalışabilir miyim vesaire gibi. Başka işlerde de kez hani bu olabiliyor. Çalışabilirsiniz ama risk var tabii ki. Yani hani durduk bizi yere yani. Durduk yere kimse gelip sormuyor arkadaşlar hani. Sizin çalışma izniniz var mı vesaire gibi falan, bir suça vesaire bir bulaşmasınız veya işte iş yerinde bir kazaya, kaza başınıza gelmezse ciddi bir durum. Tabii ki hani sorulmuyor, hani orası öyle bir ülke değil. Fakat hani bir risk arkadaşlar, ben bu riski almanızı çok tavsiye etmem. Mümkünse çalışmayın yani, çalışma izniniz yoksa. Öyle günübirlik işlerde evet 3-5 kuruş harçlığınızı çıkarabilirsiniz. Ama hani oraya dil eğitimi etmişken daha çok dil eğitimine odaklansanız daha iyi olur diye. Sosyalleşme. Şöyle olabilir, bu çalışma para kazanmak için değil de sosyal çalışma alanları vardır. İkinci eller mesela yurt dışında çok popüler yerlerdir. Alışveriş yapar kadınlar genelde. Bunlar bir kanser derneğine, bir vakıfa, bir derneğe giderler. Bu tarz sosyal derneklerde çalışabilirsiniz. Hem İngilizce gelişiminiz çok hızlı olur. Hem de bir network kurarsınız. Evet, evet. Sonuçta şey belki çalışma izniyle dönüşebilir. Volunteerlik dediğimiz kurum Kanada, yani kurum derken kavram, çok güçlüdür. Daha önce birkaç videoda aslında bahsetmiştik. Anlattık, yani evet. Gönüllülük esasına dayanan, herhangi bir para kazanma veya kar amacı gütmeyen bir sürü kuruluş var Kanada. Çok fazla sayıda var. Bunlara gidip orada gönüllülük esasına göre çalışabilirsiniz. Sizin için de bir tecrübe olur. Dilinizi geliştirmekte de faydalı olur. Oradan size evet ücret vermiyor veya çok cüzi miktardan, yani onlar da size yardım yapabilirler zaman zaman. Ama dediğim gibi onun bir garantisi yok. O yüzden hani dediğim gibi dil okuluna gidiyorsanız çok fazla risk atmadan öncelikle dile odaklanmanızı tavsiye ederim. Bir de bir şey daha söylemiştiniz videonun başında. Ne demiştiniz? Çalışma kazandığım o parayla ödenebilir mi? Evet, evet. Süper. Bunu şimdi onu orantıyı bir kırmak lazım. Şimdi böyle sorular da alıyoruz onun için sormak istiyorum. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar, dil okuluna gideceğiniz zaman vizenizi aldıktan sonra sizin dil okuluna ne kadar süreli kayıt yaptırmışsınız, o kurs ücretini ülkeye gitmeden peşin olarak ödemeniz isteniyor zaten sizden. Dolayısıyla bunun taksit ödeme şansınız zaten yok. Yurt dışında taksitlendirme diye bir kavram da pek yok. Evet, yani özellikle özel dil okullarında böyle hani taksitle ödemek gibi bir durum yok. Şayet siz aslında turist vizesiyle 6 aya kadar gidip de ona rağmen işte ilk sadece 8 haftalık bir kayıt yaptırmadıysanız tabii ki o zaman 8 hafta ödersiniz. Ama oradayken kurs sürenizi uzatırsınız. Atıyorum 8 hafta daha uzattınız. Bir 8 hafta daha ödersiniz. Hani ancak böyle olur. Onun haricinde yani ne kadar süreyle gidiyorsanız vizeniz alındıktan sonra ilk bir hafta 10 gün içerisinde onun tüm kurs ücretinin ve konaklamayı da okuldan ayarlanacaksa konaklama ücretinin de ne kadarlık ayarlandıysa peşinden ödenmesi lazım. O yüzden yani siz gayri yasal yollardan çalışsanız dahi öyle bir taksitlendirme falan gibi bir imkan zaten yok.
Dolayısıyla biz bu videoda Kanada'da da dil okulu eğitimi alırken çalışabilir miyiz? Çalışma haklarımız var mı? Çalışırsak hangi iş koşulları olabilir? Bunun riski var mıdır gibi sorulara cevap almaya çalıştık. Dilerim fayda sağlamışızdır. Bundan sonraki maillerinizde detaylı, farklı bir şekilde konuşabilsem anlatacaktım. Bundan sonraki maillerinizde herhalde bu soruyu gelmeden direkt Kanada Dil Okulu ile ilgili ne istediğinizi bilen maillere doğru bir dönüşü sağlatabiliriz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.